Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim gerçekten çok mükemmel tadına bayıldığımız bir çörek tarifi. Sabah kahvaltılarında çayın yanına sadece bu çöreği yaparak harika bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Sarımsaklı ekmek de diyebilirsiniz. Sarımsaklı çörek de diyebilirsiniz. Bu güzel tarife o zaman hemen geçmek istiyorum. Öncelikle çok lezzetli mayalı bir hamur hazırlayacağım mayalı hamurumu hazırlamak için derin bir kaba 3 su bardağı dolusu un ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milim normal klasik bardakla yapıyorum. 3 su bardağı dolusu unu ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu toz maya ekliyorum. Yani kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker Toz şeker mayalanma süresini hızlandırıyor bildiğiniz gibi toz şekerimi de ekliyorum şimdi daha sonra bir tane yumurtam var yumurtayı da ekledikten sonra elimle güzelce karıştıracağım isterseniz spatula isterseniz tahta kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Yumurta ve diğer malzemeler birbirine geçene kadar karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı süt ekliyorum. Sütüm ılık olacak arkadaşlar. Bu arada kullandığım bardak büyük çay bardaklarından. Sütü bu arada hamura yavaş yavaş ekliyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum şimdi. Hamurum toparlandıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tepeleme tereyağı ekliyorum. Oda sıcaklığında olacak. Bir tatlı kaşığı silme Tuz ekliyorum. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir hamur oldu. E, tereyağı ve süt bu hamura gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor. Şimdi hamurumu yoğurdum. Dinlenmesi için yarım saat kenara alacağım. Üzerini streçleyip kapattıktan sonra bir yarım saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Oda sıcaklığına göre mayalanma süresi uzayabilir. O yüzden kısaltmak için mayalanma süresini ben genelde kaloriferin yanına koyuyorum. Şimdi çöreğe asıl lezzetini verecek olan sosu hazırlayacağım. Bir tutam maydanozu şimdi ufak ufak doğruyorum. Maydanozunun miktarını azaltabilirsiniz. Sevmiyorsanız hiç kullanmaya Ama kullanırsanız gerçekten çok yakışıyor. Yani ayrı bir lezzet veriyor bu çöreğe. Şimdi maydanozlarımı tabağa aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tepeleme tereyağı ekliyorum. Oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Daha kolay sürülmesi için bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı eklemeyip sadece tereyağı ile de hazırlayabilirsiniz. İki tatlı kaşığı tepeleme tereyağı koymanız yeterli. Şimdi malzemelerin hepsini birbirine karıştırıyorum. Üzerine son olarak da iki diş sarımsak ekleyeceğim. Eğer boyutu büyükse bir diş de olur. Ben ufak boy iki diş sarımsağı rendeledim. Asıl lezzetini veren zaten sarımsak arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani böyle buram buram sarımsak kokmuyor ama onun tadını aromasını alıyorsunuz. Çok harika bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi sosum da hazır. Şimdi hamurum dinlendi. Şöyle güzel bir şekilde mayalandı arkadaşlar. Çok fazla mayalanmasına gerek yok. Zaten az maya var içinde. Böyle balon gibi şişmeyecek. Şimdi yağlı kağıt sardığım Büyük boy borcama hamurumu koyuyorum. Böyle bir parmak uçlarımla bastırarak hamuru açıyorum. Ellerimle baskı uygulayarak hamurumu inceltiyorum. Böyle kenarlara doğru yuvarlak bir şekilde hamurumu incelttim şimdi böyle bir parmak kalınlığında pizza hamurundan birazcık daha kalın bir hamur elde ettim şimdi arkadaşlar hamurum hazır bir bıçak yardımıyla yani keskin bir bıçak yardımıyla hamuruma bu şekilde çizikler atıyorum yani derin çizikler atıyorum hem enine hem boyuna kare olacak şekilde hamuruma çizikler attım. Bir tane yumurta sarısını sürüyorum şimdi üzerine. E yumurta sarısı sürmeseniz de olur. Çok şart değil. Ama üzerinin böyle nar gibi kızarması için yumurta sarısı sürerseniz iyi olur. Şimdi yumurta sarılarımı sürdükten sonra bunun üzerine bir de hazırlamış olduğum sostan süreceğim. Üzerine tuz eklemeyi unutmuştum. Şimdi birazcık tuz ekliyorum. Şimdi fırça yardımıyla her yerine eşit şekilde dağıtarak süreceğim. Dediğim gibi isterseniz e, hiç kullanmayabilirsiniz maydanoz. Ya da maydanozu azaltabilirsiniz. E, maydanoz sizi zaten kesinlikle rahatsız etmiyor. Yani kullanırsanız da iyi olur. Her yerine eşit şekilde sürerek dağıtıyorum. E, sarımsak aromasının daha iyi içine çekmesi için bir 10-15 dakika üzerini kapatarak hamurunuzu dinlendirebilirsiniz. Şimdi kestiğim yerlerin arasına yerleştirmek için kaşar peyniri kesiyorum. Kaşar peynirlerini önce kare şeklinde daha sonra kareleri ikiye keserek aralarına yerleştireceğim. Kaşar peynirleri miktar size kalmış, daha fazla ya da daha az da. Yerleştirebilirsiniz. Kaşar peyniriniz yoksa mozzarella olur, Çedar peyniri olur, eriyen her türlü peynirle hazırlayabilirsiniz. Hatta ya, dil peyniri olabilir. Yani eriyen bütün peynirlerle hazırlayabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi peynir parçalarını gördüğünüz gibi aralara yerleştiriyorum. Henüz fırına girmeden bile ne kadar lezzetli olduğu zaten görüntüsünden ve içindeki malzemelerden belli oluyor. Biz gerçekten bu tarife bayıldık. Özellikle ben çok beğendim. Şöyle daha dar yerlere de boyutunu ufaltarak peynirlerinizi yerleştirebilirsiniz. Şimdi fırına girmeye hazır. Ben önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında bir 18 dakika ya da 20 dakika kadar beklettim. Üzeri kızarana kadar arkadaşlar. Üzeri ve altı kızardıktan sonra ve kaşar peynirler eridikten sonra alabilirsiniz. Şimdi çöreğim hazır. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Sıcak sıcak hemen servisini yapacağım. Bizimkiler de zaten kahvaltı yapmadılar. Bunu bekliyorlar. Çayımı da hazırladım yanına. ben hemen servisini yaptım. Siz fırından çıkarttıktan sonra bir 10-15 dakika dinlendirirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Böyle içini daha güzel çeker. Elim yana yana şu anda kopartmaya çalışıyorum. Gerçekten çok lezzetliydi. Mutlaka bu güzel tarifi deneyin. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomuzun sonuna gelmişiz. Hoşçakalın. Bay bay.